Adım Şermende Akar. Suğulaş'tan aşağı mahalleden Hatem'in kızıyım. Mezarlığın yanındaydı evimiz. Şeniz'in de hanımıyım. Suğulaş'tan Hamzoğullar'dan Şeniz'in hanımıyım. Ben. 4 tane çocuğum vardı. 3 oğlum bir kızım vardı. Oğlumun birisi öldü. İkisinden bir kızımı da aldım. Buraya Bursa'ya geldim. Kaç yılında geldiniz? 88, 89 mu? 88. 89'da geldim. Babalar ölünce ben köyde çalışamadım. Ne yapayım? Çocuklarım küçüktü. Ondan sonra çıktım gittim tekele girdim İstanbul'da. İstanbul'da tekele girdim. 1 sene İstanbul'da çalıştım. Ondan sonra Bafri nakil aldım. Bafri'de tekelde çalıştım. Köy işi yapıyorduk eskiden. Köy işlerine gücüm yetmez, çok zorluk, zahmet vardı. Erken olmayınca köyde tütün yapamayız, çalışamayız. Ondan sonra ben tekele girdim İstanbul'da. Oradan nakil geldim. Çalıştım, çabaladım. Evimi ocağımı yaptım. Oradan bir oda evimi ocağımı sattım. Tekrar Bursa'ya geldim. Bursa'dan aldım evimi ocağımı. Çoluk çocuğumuzla işte oturduk. Şükür Allah'a oturup iyi geçti. Çok çalıştım, çok eve gittim köyde. Ne çalışmalarım oldu. Şimdiki çalışanlar çalışayım mıydı? Saat 7'ye kadar. Eskinin bayramları nasıldı? Köyde neler yapılırdı? Biraz onlardan bahsedersen. Bayramlarda çok güzel bayramlar olurdu. Köylerde bizim kızlığımızda. Hep gençle kızla toplanırlardı. Bir evin ağaların orada kavlağın ağaçları vardı. Kavlağın ağaçların dibine toplanırdık hep beraber. Orada herkes sallanırdı, sancaklara gidiyorduk. Hıdır Ellaz olurdu, ırmağa giderdik. Irmağa giderdik, herkes yiyeceğini, içeceğini, şeyini alıp ırmağa giderdik Hıdır Ellaz'larda. Öyle güzel günlerimiz geçirdi. Çalışıyorduk ama günlerimiz güzel geçirdi yani. Güzel günlerimiz geçirdi, memnun olduk hayatımızdan. Sonradan işte tekrar buralara bir yere gelince gurbete geldik, çıktık geldik. Gurbette de işte şimdi çok iyi oldu, herkesi, kimseye tanımıyordum. Herkesi tanımış oldum, ölmedendim. Herkesi de tanımış oldum, gördüm. Çok memnun oldum yani. Allah razı olsun. Bu şeyi düzenleyenlerden, hepsinden de. Şu anda gene internete koyacağız seni. Bütün herkes seni izleyecek, dünya izleyecek. Çok herkese selam söyleyeyim. Herkese bütün Bafra'nın, Suğulaş'ın hepsine selam söyleyeyim. Hiç köyde gençliğinde veya işte gelinliğin zamanında arkadaşlarından çok samimi olduğun, ismini almak istediğin birileri var mı? Biz çocukken öyle arkadaşlık yapınamıyorduk ki çalışmaktan göz açamıyorduk. Okuldan çıktık, giriştik tütün dikmeye, tütün kazmaya, öyle köylerde çalışıyorduk. Arkadaş diye bir şey edinemiyorduk. Şimdiki gençler gibi hadi çantanı yüklen de git arkadaşına otur kalk, öyle bir şey yoktu bizde. Sıkı yönetim vardı. Babam birine baktı diye bir darbe aralarından birini gördüm, babam tokadı çalıverdi bize. Öyle günlerimiz oldu. Böyle nerede şimdikiler gibi öyle rahat yaşayalım. Çocukluğunda oynadığın oyuncaklar falan ne vardı mesela? Nelerle oynardınız? Mısır püskülü, kimisi anlatıyor bilmem ne. Var mıydı bunlar? Ne yapardık biz bilin Ramazanlarda? Bizim köyümüzün mezarlığı vardı. Mezarlıkla kocaman kocaman taşlı vardı. O taşların doruna çıkardık, hop atlardık aşağı. Babam bir teker yaptı böyle oğlan kardeşlerime. Oradan aşağı, mezarlıktan aşağı kayardık, bir baburluk vardı. O baburluktan aşağı öyle güzel, yaşamımız oralarda güzeldi çocukken. Öyle gezerdik işte, hayatımız güzeldi, memnun olduk ya. Yani. Peki köyde yapılan düğünler eskiden nasıldı? Şimdi her şey değişti de biraz bize bahset. Eskiden herkes öküz arabalarından, şeylerle, köy meydanında herkesin havlusunda düğünler olurdu. Böyle düğün salonlarına gidelim, şeylere gidelim, öyle bir şey yoktu. Sonradan çıktı bu düğün salonları. Yoksa yemek ne yapılırdı mesela? Nelerimiz vardı bizim? Keşkeklemi, yanilemi. Koyunla, kuzla doğralmada her şey çok yemekler olurdu. Herkes sıraya yenen böyle herenle, kocaman herenle olurdu. Bununla kuruldu. Başına bir yaşlı büyük adam geldi. Sandalyesi altında, değneği elinde. Keşke güdellerdi. Bir şey vardı. Hoca dayı dirdik. Mehmet dayı vardı. Bizim hep keşkek kazanlarının başında otururdu. Bu böyle karıştırdı yapan. Ha Şenol'un dedesi. Ondan sonra mı?
Öyle güzel günler olurdu yani. O günleri arasak da bulamazdı. Peki köyde unutamadığın böyle aklında kalan bir anın bir şeyin var mı? Mutlu olduğun bir gün. Mutlu oldum. Köyde dururken hep mutluyduk. Kendi kendimize iyiydik. Mutluyduk. Güzel günlerimiz geçerdi böyle. Herkesin köylerde bir düğün oldu muydu? Suğulaş'ta bir düğün olsa Martalı'la akardı. Martalı'da düğün olsa Suğulaş'la giderdi. Bizim çocukluğumuzda. Hep böyle gezerdik. Gazbe'ye kadar düğünlere giderdik. Ama şimdi tanımayık bile, o gittiğimiz insanları tanımayık. Gençlere, Şeyh Ulaş'ın çocuklarına ne tavsiye edersin, ne söylemek istersin? Herkesin iyi olmalarını, namuslanan, terbiyelenen, çalışıp, ev ocağı, çoluk çocuklarından herkesin sağlıklı, mutlu yaşamalarını tavsiye ederim. Herkes birbirlerini unutmamalarını isterim. Birbirlerini unutmasınlar, eş, dost, arkadaş olsunlar, daha atık. Biz gurbete çıktık. Gurbette kardeş gibi böyle sarılmalarını isterim. Sarılmalarını isterim. Hep bir arada olup da böyle güzel günlerin olmalarını isterim. Hatta benim bugünüm var, yarınım yok. Ama şükür Allah'a bu kadar ancak gelebildim yani. Bizi kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Sizden Allah razı olsun. Yaşınıza rağmen böyle bir günde yanımızda oldunuz. 76 yaşındayım oğlum, 76 yaşındayım. Yaşım epey oldu. Bu kadar yaşayacağımı tahmin edemedim. Yine şükür Allah'a yaşadım yani. Peki teyzeciğim, köye gidiyor musun? Gideyim, her sene giderim Allah nasip ederse. Köyümü çok özleyeyim. Bafra'ya gideyim, köye gitmedikçe sonra Bafra'ya gittiğimi hiç anlamayayım. İlla köye gideceğim. Köyümü çok özleyeyim. Köyümü gördüm ve de içim açılıyor böyle. Çok seviyorum köyümü. Ama tabii yaşlandım, daha fazla da gidemeyim. Son olarak Şeyh Ulaşlılara ne söylemek istersin teyzem? Her sene böyle toplanıp, böyle güzel günlerinden toplaşıp bir araya gelip birbirlerine muhabbet etmelerini tavsiye ederim. Sağlıklı, huzurlu, aile boyu mutlu yaşamalarını severim, isterim Allah'tan. Allah razı olsun hepinizden de, toplayan yapanlardan da, Bayramgil'den, hepsinden. Kaç kişi toplandılar bilmiyorum, yaptılar. 100 kişi oldu. Allah razı olsun hepsinden de.